Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Merhabalar efendim, Billur TV'ye hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Ne çekiyoruz? Tabii ki astroloji çekiyoruz. Oğuzhan evet. Ceyhan hocamız burada ve Zeynep Ceyhan hocamız burada. Bu arada dünyalar güzeli gördüğünüz gibi. Ben ona diyorum ki program yapacaksın bizim kanalda. Şimdi alıştırma yapıyor Zeyno, değil mi Oğuzhan? Evet, evet. Biraz zor alışıyor ama bu. Aslında alışıyor, alışıyor. Alışıyor. Bugün çok ilginç konulardan bahsedeceğiz. Çünkü ilk defa duydum ben bugün. Oğuzhan'ı 15 senedir tanıyorum, hiç söylememişti. Yakınlarda bir Merkür tutulması varmış. Yani güneş tutulması, ay tutulması değil, Merkür de tutuluyormuş. Evet. Onu anlatacak Zeyno bize etraflıca. Çünkü Merkür'le ilgili çok önemli bilgiler var. Bu arada Zeynep Ceyhan Hoca'nın dersleri başlayacak. Eylül ayında ondan bahsedeceğiz. Bu arada ben bir seminer yapmaya karar verdim. Evet. Ondan bahsedeceğiz. Çok konumuz var. Çünkü konu Merkür olunca Merkür eğitim, kişisel farkındalık, bir de iletişim. Akıl, iletişim. Yani ben her zaman şöyle söylerim kişilere. Bazıları da anlaşamayabilirsiniz. Bazılarının bakış açıları farklı olabilir. Hayatlarımızda bakış açılarımızı, düşünce şeklimizi temsil eden aslında mitolojik ana sembolizm Merkür gezegenidir. Merkür uyumsuz olan kişiler anlaşamazlar. Merkürleri uyumsuz olan, Merkürleri uyumlu olan insanlar yani anlaşırlar. Yani çiftlerden bahsediyorsun. Tabii, çiftlerden. Mesela uyumsuz dediğin nasıl bir şey? Bir birinin örnek Merkürü ver. Yaydır, birinin Merkürü balıktır. Anlaşamazlar. Bakış açıları farklıdır. Birinin Merkürü aslandır, birinin Merkürü akreptir. Yani anlaşamazlar. Yani Merkürler karedir. Merkürler iletişim kurmak, doğru çalışabilmek, birlikte anlaşabilmek, yani doğru iletişim kurabilmek için olumlu olmalıdır kişiler arasında. Hmm. Aslında derler ya işte akrep burcuyla işte kova burcu anlaşamaz. Aslında orada ya akrep biz 10 burcuyla senedir beraberiz. Seninle 15 senedir. Evet, şimdi akrep burcuyla aslında orada kova burcu değildir orada. Güneş değil, değildir aslında. Eğer orada Merkür kova burcundaysa, Merkür çünkü güneşe çok yakın hareket eder. Hmm. Yani Merkür akrep burcundaysa onlar anlaşamazlar. Onlar anlaşamazlar. Senin Merkür'ün nerede? Oğlak'ta. Buğra Oğlak, benim terazi. Mesela nasıl anlaşıyoruz? Kova sayılır yani. Yani onun kova sayıldığı için anlaşırsınız. Aradaki uzak derecelerden dolayı anlaşırsınız. Mesela şöyle bakmak lazım. Merkür iletişim, anlaşma, fark etme, anlayışla ilgili bir gezegen ve bu gezegen yılda 3 kere retro yapıyor. Yılda üç kere. Biz bunu hiç konuşmadık ama daha önce. Şimdi yılda evet çok az konuştuk Merkür'ü. Aslında sistemin en önemli gezegeni. Neden sistemin en önemli gezegeni? Güneş'e en yakın gezegen. Güneş'e en yakın gezegen olduğu için Güneş'le arasındaki açı değeri en fazla 28 derece olabiliyor. Yani Merkür'ün Güneş'e hiçbir zaman kare, karşıt, olumlu, olumsuz bir açısı olamıyor. Öyle bir şey yok. Yani aslında şöyle. Yandaşı güneşin. Yaratılışta öyle ilginç bir şey var ki yani kişiliğin konuşma gücü, kişiliğin algı şekli ile kendisi arasında bir zıtlaşma olmuyor. Evet. Bir gerginlik olmuyor. Yani o yüzden aslında güneş burçlarının önemli olduğu kadar Merkür'ün burcu çok önemli doğum haritamızda. Çünkü 28 derece uzaklaşabildiği için aslında Merkür düşünebileceğimiz her türlü iletişim tabii şekli ki ve aracı. Yani yazmaktan, bir yerden bir yere gitmekten, trafikten tutun da her türlü iletişim aracını kapsıyor, iletişim şeklini kapsıyor. Ama bunlardan en önemlisi düşünce şekli aslında. Hmm. Yani insanın karakteriyle, benliğiyle düşünce şekli hiçbir zaman çok da farklı olamıyor. Hatta düşünce şeklin karakterinle paralel ilerliyor ve hayatta da karşına seçimlerin sonucunda çeşitli tezahürler çıkıyor. Doğru söylüyorsun ve burada bu tezahürlerdeki en önemli nokta o Merkür Güneş arasında açının fazla olmaması Merkür ile Güneş'in göksel olarak bir birlikte bütün hareket etmesine sebebiyet veriyor. Bir ama bütün bu olarak tabii hareket ediyor. Bir bütün olarak hareket ediyor. Şimdi tabii ki Güneş sisteminde iç gezegenler ve dış gezegenler var. İç gezegenlerle Güneş'ten bize doğru gelen gezegenler. Merkür ve Venüs. Dış biz gezegenler. Zaten. Mars, biz varız. Mars dış bizden gezegen. Sonraki dış, bizden bizi, sonra Plüton'a kadar giden. Şimdi bu üç gezegenler tutulmalar yapıyorlar. Nasıl Güneş tutuluyor, nasıl Ay tutuluyor, Venüs geçişi diyoruz biz.
Buna aslında bunun ismi Venüs Eklips. Venüs geçişi. Aynı şekilde Merkür geçişleri de oluyor. Merkür geçişleri aslında göksel sembolizmde Merkür çok hızlı hareket eden bir gezegen olduğu için Güneş'e de en yakın olduğundan dolayı 3,5 yılda bir, bazen 5,5 yılda bir olabiliyor. Biraz böyle dengesiz bir tutulma döngüsü var. Ama tabii ki önemli. Neden önemli? Önemini Zeynep hocanız anlatacak şimdi. Neden önemli? Aslında arkadaşlar iyi astrolog olmak. Şimdi geçen gün bir yerlerde bir şeylerle karşılaştım. Bir kısım böyle astroloji gruplarında diyorlar ki işte klasik astrolojiye başlayıp mı karma astrolojisi öğrenelim? Karma astrolojiye başlayıp mı klasik astroloji öğrenelim? Burada bir yanlış var. Yanlış algılama var. Astroloji aslında bir bütün. Astroloji bir bütün. Yani temel astroloji dediğimiz okullar, temel orta sınıf dediğimiz astroloji okulları aslında gerçek anlamda bize şunları öğretiyor. İlk önce gezegenleri öğretiyor, burçları öğretiyor. Onun yanında evleri öğretiyor. Ana basit açıları öğretiyor ve bunlarla beraber basit yorum yapma tekniklerini gösteriyor. Şimdi burada temel olarak bu bir astroloji. Yani tüm dünyadaki astroloji okullarında bu böyle. Karma astroloji okulunda da böyle, klasikte de böyle, modernde de böyle, Hint'te de böyle. Bu işin temeli bu şekilde başlıyor. Ondan sonra karmik astrolojide tabii ki ruhun evrimi ve tekamül tipi var. Yani karmik astroloji insan ruhunun evrimi artı doğadaki döngülerin evrimselliği ve doğadaki etki tepki yasalarından bahsediyor. Klasik astroloji kişilik analizi tabii karmik astrolojide de var. Kehanet üzerine çalışmaya çalışıyor. Aslında ben eski bir klasikçiyim. Aslında bir astrolog olduğunuz zaman şöyle bakıyorsunuz bu oraya. Bana soruyorlar, Oğuzhan Hoca sen nesin? Şimdi ben bir astronom yani. Bir astronom ne demek? Ben tam bir astronom. Ben Hindi de bilirim. Ben klasiği de biliyorum. Ben batı psikolojiyi de biliyorum. Yani ben karmaya neden geçtim? Karmik astrolojiye neden geçtim? Çünkü dünyanın en zor alanı Zeynep. Dünyanın en zor alanı, en zor işi ama en derin işi. Yani bence modern astrolojide, klasik astrolojide karmik astrolojinin yanında basit diyebileceğimiz bir astroloji alanı. O öğrenci arkadaşlarımızın bazılarının sorularına bir cevap olarak verdim. Ve bizim temel sınıflarımızda da, temel karmada da aslında temel astroloji öğretiliyor. Onun için yani temel karma astrolojisini öğrenen kişinin klasiğe gitmesi veya klasikten karmaya geçmek. Klasikten karmaya geçebilirsin. Karma çünkü çok derin bir alan. Biraz ama tecrübe gerektiriyor bence tabii, karma astrolojisi. Karma tecrübe yani gerektiriyor. Abi, geçen arkadaşlar var. Şimdi bir de şey de oluyor. Yani öğrencinin bazıları yeterince başarılı da olmuyor. Karma astrolojisi o kadar kolay bir iş değil. Derin bir iş. Aslında İnanç gerektiriyor, bilgi bir gerektiriyor. Bir bakış açısına göre karma astrolojisi bir tecrübe gerektiriyor ama bir bakış açısına göre de insanın karma astrolojisiyle başlaması çok faydalı. Öyle mi? Evet. Çünkü tamamıyla o bilinçle, o yapıyla astrolojiye merhaba demiş oluyor. Tabii. Ve çok daha derin düşünmesini sağlıyor. Ama bence onun başka bir beyinde ve yetenekte olması gerekiyor. Her öğrenciye uygun görmedim zaten ben senin söylediğine. Zaten ben geçen seneki sınıfımda da hep söylemişimdir. Bir derse 50 kişi başlanıyorsa çoğunlukla 50 kişi bitirmiyorsun. Birkaç kişi kendileri mutlaka dökülüyor değil mi? Mutlaka zaten evren tarafından ve kendileri de gidiyorlar zaten. Enerji uymayınca, frekans değişince kendi kendilerine gidiyorlar. Ama zaten bir hoca herkes için de anlayan zaten insanlarla ders yapmak daha herhalde hoş geliyor. Kesinlikle yani. Çünkü bu doğal birisine bir şey anlatana kadar öbürleri de orada sıkılabilir, anlayanlar filan. Hele ki astroloji mecburi bir şey değil. Mecburi okula gitmek gibi değil. Baktın sana ağır geldi, bırakacaksın ya da daha basit bir şeyle başlayabilirsin. Tabii zaten bir grup sinerjisi oluşuyor sınıfın içinde. Çünkü bizim Facebook'ta kapalı grubumuz da oluyor, WhatsApp'tan kendi grubumuz da oluyor. Dolayısıyla sürekli konuşuluyor ve sürekli bilgi paylaşımı yapılıyor ve çok güzel arkadaşlıklar doğuyor. Ha. Ben şimdi görüyorum fotoğraflarını. Sınıfta tanışıp üstelik online olmasına rağmen yazın ki diploma törenimizle birlikte arkadaşlıkları çok derinleşen ve artık bir de şöyle söylüyorlar, hocam diyorlar ya herkesle arkadaşlık yapamıyoruz artık. Bir de böyle seni bir ama acayip var. Seviyorlar. Ben kendi gözlerimle gördüm. O nasıl bir sağ sevmektir değil ben mi Zeynep'i? Çok seviyorum. Çünkü onlara çok şey katmış kışın. Ben şimdi mezuniyetlerinize sizin daha önce gelmedim. Nasıl, İlk beğendin mi mezuniyeti? İlk defa. Çok eğlenceliydi. Evet. Ve insanlar yani
Hani gerçekten bir daha söylemek istiyorum. Hepsinin beynini öpeyim buradan. Çünkü tabii ki çok meslekli tipler vardı. Doktorlar, avukatlar, bir sürü meslekten insanlar vardı. Hatta ben orada kendi senin bana öngördüğün seminerde işte dedim ne güzel evde oturup hani şey boş boş dedikodu yapıp bazıları kızdı bana. Bizim mesleğimiz var filan. Benim demem o değildi yani. Mesleğinden arta kalan zamanda da boş durabilir insan. Tabii. Bunlar bir de daha da zor hatta mesleği olduğu halde. Kadın bir de buna kafa yormuş. Adam gelmiş bir de. Kadınlar ağırlıklı oluyor bu arada. Bu tip sınıflarda. Hatta o ben konuşma yaparken böyle erkek bakındım. Kaç tane erkek var filan. 3 tane filan erkek aslında vardı. 4 tane çok kadındı. Online derslerimizde çok erkek de vardı. Ama öyle mi? Şey mi hepsi gelemediler. Yani mesela benim psikiyatrist öğrencim, tabii, doktor öğrencim hep erkekti. Birkaç tane de erkek arkadaşımız tabii, vardı. Tabii. Bazıları seminerdeydi. Erkekler de son yıllarda özellikle evet, meslekleri açısından kullanmayı çok istiyorlar. Yani mesleki olarak kullanan çok var. Ne çok, zaman imza atayım, ne zaman ya, paramı yatırayım. Ne ilginç değil mi? Tabii. Artık çok benim şahsımla ve sonradan Buray'la olan birlikteliğimizde ve Billur TV ile bu algıda çok büyük katkımız olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Çünkü ısrarla yani vazgeçmeden astroloji, astroloji, astroloji dedik. Ama şimdi artık iş adamlarından tut, ne bileyim ev kadınına, meslekli kadınlardan tut, yeni annelere, herkes. Evet. Hatta geçen gün ben Kanal D'de ikinci sayfa programına katıldım Zeyno. Orada da özellikle çocukların ay burçlarıyla ilgili ya, küçük bir konuşma önemli yaptım. O kadar çok şey geldi ki bana, mesaj geldi ki DM'den çocuklarımızla ilgili bu ay burcu durumunu. Çünkü Oğuzhan Hoca dedim özellikle ilk 3 senenin, çok önemli, ilk 3 senenin çok ay önemli burcuna göre bakılması gerektiğini çok söylüyor. Önemli. Bir sürü kadın sormuş. Ben dedim Billur TV'de biz bununla ilgili program çektik. Lütfen onu bulun dedim. Evet. Çok program var biliyorum. Yani çok binlerce program var orada. Aralarından ayıklamanız biraz güç olabilir ama hani birazcık da zahmet yani. Aslında çünkü son günlerde şöyle bir şey oldu Oğuzhan'cığım. Hani herkes senden beleş cevap istiyor. Evet, evet. Yani diyorum ki Billur TV'de var bakın ay nerede filan. Bir ara ama sen de kardeşim. Bu kadar da tembelleşmeyelim yani armut piş ağzıma düş. Biz burada yırtınıyoruz programlar çekmek için. Çok da güzel konular çekiyoruz. Bir de bu programları bakın çekmek için hem yırtınıyoruz. Ve sizler çok saygı duyuyorum yani siz sonuçta yıllarınızı vermişsiniz ve bir marka olmuşsunuz, Billur Kalkavan olmuşsunuz bile. Ondan sonra Buğra, bunun altında yatan bir emek, harcanan para, artı bizler yıllarımızı vermişiz, bu mesleğin içine girmişiz. Yani bu özel bir birliktelik. Hepimiz hep beraber bunu yapıyoruz. Yani oradaki birkaç arkadaşımız da Google'layabilirler yani, yani yazabilirler yani. Biraz yani araştırabilirler, biraz mücadele edebilirler. Armut piş diye bir şey yok. Bunun yanında da bir şey daha söylemek istiyorum. Astroloji kolay bir iş değildir. Yani astroloji zor bir iştir. Evet. Zeynep, gerçekten zor ha Zeynep. Bak benim kafam ermiyor sana söyleyeyim. Şimdi geçen gün öyle anlatınca ben ay ne kadar çok astroloji bilginize hayran kaldım yazmış bir tane seyirci. Allah razı olsun ben hiçbir şey bilmiyorum astrolojiyle ilgili. Sizden duyduklarımı satıyorum millete. Benim kafam almıyor açıkçası. Astroloji ve ben senin kafan nasıl bu kadar çok şey alıyor ona da hayret ediyorum. Yani biraz da sinir oluyorum söyleyeyim. Daha da konuşuyor. Kızım bu ne yetenektir yani. Gerçekten bak. Teşekkür ederim. Ne yapacaksın yeni sınıfın ne zaman? Onu söyle yeni bize. Yeni sınıfım 19 Eylül'de yeni sınıf açıyoruz. Sirius 2. Sirius sınıfı yeni mezunlarını bekliyor diyelim. Evet. Çok keyifli bir eğitim yılı oluyor hepimiz için. Niye çok böyle isimler takıyorsunuz sınıflarınıza siz? Hepinizin sınıfında değişik isimler var. Sirius evet, nedir? Yani niye mesela senin şeyinin adı ya, Sirius? Sirius liderdir. Yol göstericidir. Ben bu bilgilerle hayatta yol gösterici olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir sınıfta birkaç kişi yani yüzlerce kişiler toplanıyor sonuçta okulumuzda ve sınıfsal olarak da bizim mesela 150 tane öğrenci vardı benim sınıfımda. Hı. Ve hepsi mezun oldular ve şimdi kendi yollarını ışık saçacaklar ve başka insanların ışık olacaklar. Sen mi buldun ve yol Sirius gösterecekler kendi sınıfına? Sirius ismini ben koydum. Çeşitli sınıflar var. Vega sınıfı, Juno sınıfı evet gibi. Belki de bu öğretmenin kendisine neyi yakın hissettiğiyle de alakalı bir şey. Tabii.
birer karakter oluşturuyor aslında, sınıfın karakteri. Dolayısıyla benim sınıflarımın adı Sirius. Kaçında başlıyor? Sirius kutsal bir yıldız. Tabii Eylül'ün kaçında başlıyor dedim, bir daha söyle. 19 Eylül'de. 19 Eylül'de başlıyoruz. Aynı zamanda Sotis günü, zaten videolarınız vardı Sotis günüyle ilgili. Burada da başrol Sirius biliyorsun. Çünkü her yıl Güneş'le Sirius'un kavuştuğu gün Mısırlılar için çok özel bir gündü. Bak, mesela, ve bir yılın kaderinin oluştuğu gün. O yüzden 19'unda Sirius çok mı önemli. Kavuşuyor bu sene? Hayır. Ha, öyle bir gün 4 belirlemedin. 4 Temmuz. 4 of July. Amerika ondan diyorsun, o gün kuruldu evet. Diyordun değil mi? Doğru doğru. Amerika onun için kuruldu ve Masonlar, mabet şövalyeleri, tapınakçılar hep bu işleri çok iyi bilirler yani. Hmm. Mabet şövalyeleri bunları çok çok iyi bilirler. Husarlar, Malta şövalyeleri, yani bu okült bilgileri o kadar iyi biliyorlar ki. Çünkü Amanabe tekniğidir bu. Eski Mısır'ın Amanabe teknikleri ve bunlar gerçekten çok özeldir. Yani o Sirius günü 4 Temmuz günü doğan insanlar lider olur zaten çoğunlukla. Hmm. Güneş ile Sirius, yani güneşin güneşi deriz biz. Ve biz de Zeno kendisi Sirius ismini seçti. Bir de benim Sirius'u sevmemdeki sebep Sirius A ve Sirius B'nin olması. Bizim derslerimizde nasıl ki isim kaderdir bile, bir insana bir isim koyduğunda kaderidir o insanın. Sirius sınıfında da insanlar bir yıl içerisinde aydınlık ve karanlık yönleriyle karşılaşıyorlar. Hmm. Kendilerini çözme yolunda. Ve bu benim hoşuma gidiyor. Çünkü bu tekamül süreci için çok önemli. Hep güzel ve aydınlık yanlarımız yok. Hepimizin karanlık tarafları var. Bunları tanıyoruz. Haritalarımızı öğreniyoruz. O yüzden yani çok farklı. Keyifli. Peki Merkür'le ilgili şimdi uzun dinlemek istiyoruz. Özel bir döngü. Seni de çok etkiliyor. Evet. Ben zaten Zeyno'ya danışacağım artık bundan sonra. Seminerlerine zaman başlayayım. Vallahi aslında ben şöyle bir şey söyleyeyim. Yani gerçekten Zeyno'ya danışın. Danışın. Yani Zeyno doğal yetenek. Çok ilginç bir kız. Doğal gerçekten yetenek. Müthiş bilgili bir kere beyni. Artı çok güzel anlatıyor anlattığını. Ben zaten astrolog olarak bir tane astrolog da yapışma yanlısı değilim. Tabii. Çünkü mesela sineme de danışıyorum, buraya da soruyorum. Hatta farklı Buğra bana kızıyor, açıları. Burada ben varım, niye başkalarına soruyorsun diye diyorum ki. Hoşuma gidiyor Sinem çünkü çok değişik bir beyin, çok güzel Sinem başka bir taraftan bakıyor. Ekolde çok yani değerli bir arkadaş. Bir de danışıyorum da zaten bir şey yaptığım yok ki yani. Hani danışmalısın zaten şimdi. Şöyle astroloji o kadar ekleptik, yani insan o kadar ekleptik, o kadar derin bir yapı ki. Şimdi benim göremediğimi Zeyno görebilir. Zeyno'nun göremediğini Sinem görebilir. Sinem'in göremediğini Zeyno görebilir. Yani bu iş aslında şunla alakalı, yani astroloğun ilgisiyle de alakalı. Yani bilgi ve tecrübe çok önemli. Bilgi ben ve tecrübe. Tarafsız ve yansız olarak söyleyebilirim bunu. Tecrübe çok önemli. Çok harita bakmış olması, çok harita görmüş olması, bu görünümleri takip etmiş olması ve bunun tezahürlerini tahmin edebiliyor olması çok önemli. Ama bir astroloğa gidip danıştığınızda ve fikir sorduğunuzda, peki böyle bir şey var, ben ne yapmalıyım mı gittiğinde konu, orada kalbinin sesini dinlemek çok önemli. Çünkü danıştığınız insanın, bu her kim olursa olsun hayatta, anneniz, babanız, arkadaşınız, kardeşiniz veya bir astrolog olabilir. Onun söyleyeceği şey hayata baktığı gözlüklerle ve onun tecrübesiyle kadar olacak. Doğru. Onun yaşantısıyla tecrübe ettikleri kadar olabilir size. Ama kalbiniz asla yalan söylemez. Doğru, ben buna söylüyorsun. Çok inanıyorum. İçten tabii. Gelen bir ses vardır. Onunla bağlantıya ama yine geçmek de işte çok şöyle önemli. Danışıyorsun. Hani ben sana diyebilirim ki Zeyno, işte ben bu seminerlere başlayacağım. İyi gitmesini evet. istiyorum. Tabii hangi ki. Tarih uygundur benim için? Tabii ki bu. Ama şimdi ben gelip sana Zeyno seminerlerde ne anlatayım diye danışmayı düşünmem. O benim konum. Hı hı. Şimdi insanlar da sizi bulunca biraz fazla danışıyorlar yani. Hani istiyor ki o böyle oturduğu yerde sen ona her şeyi söyle. Bak şunu giy, o ayakkabıları giy, şunu konuş. Öyle bir dünya yok zaten değil mi? Tabii ki. O kendi bilecek. Kendi potansiyelini bilecek, hı hı. kendi yeteneklerini ya da işte yeteneksizliklerini bilecek. Sana onu nasıl yönlendireceğini bir sorabilir. Bir de ben bir astrologdan beklenti olarak şunu daha doğru buluyorum. Yani bunu insanların algılaması bence onlar için daha hayırlı. Şimdi örnek veriyorum.
bir genç kızın kafasında iki erkek adayı takılıyor. Hmm. Ve geliyor diyor ki Zeynep Hanım, Oğuzhan Bey A kişisi mi B kişisi mi sizce diyor. Biz profesyonel olarak, mesleki olarak ne yapıyoruz? Haritalara bakıyoruz, karşılaştırıyoruz ve orada bence doğru davranış şudur. Bak, A kişisiyle beraber olursan şöyle şöyle şeyler yaşayabilirsin. Hı hı. B kişisi ise sana bunları sunar. Sen kendi karar versin, değil mi? Çünkü bence bir astrolog harita gibidir. Siz sürücüsünüz, oturursunuz. Astrolog size sadece o yoldan gidersen trafik doğru olup olduğunu, o yoldan gidersen ama yolun çukurlu olduğunu gideceğini söyler. Ama tabii ki bazen de vardır ki yürek dayanmıyor. Ya tabii canım, dersin şimdi, ki yapma. Ha, şimdi adam katildir, bilmem nedir, çocuk evet tacizcisidir, bir şeydir, sen görürsün, onu uyarırsın. Evet. Ama iki potansiyel de mesela olası potansiyelse o zaman kalbini dinle dersin, değil evet mi? Evet. Ama nelerle karşılaşacağını söylersin, karar kişiye kalmış. Mesela Oğuzhan'ın şimdi çok ilginç bir şeyi vardı, vakası. Tecavüze uğramış bir danışanı vardı. Aha. Ve kız böyle bir iki kere tecavüze uğramıştı. Ve Oğuzhan dedi ki, abla İngiltere'ye taşınıyor, orada da tecavüze uğrayacak dedi. Evet. Şimdi bunun haritasında bu var. Şimdi bu kız sana geldiği zaman mesela hep düşünüyorum ben, aslında çok büyük sorumluluk. Hı hı. Ne söylersin ya buna? Hani ayı çünkü anlat, balzamik çok i̇şte ağır gezegen açıyor. İşte orada karmik astroloji. Bak, İşte orada karmik çalışan astroloji devreye giriyor. Bunu mesela klasik astrolojiyle çözemezsin bile. Ona çok regresyon zor yapacaksın, hipnoz yapacaksın, sağaltacaksın. Bir altta de o kişinin neden sürekli tecavüze uğradığını, çünkü soracaktır bunu. Belki neden onu ben çözerse diye bir daha uğramayacak ama bunun mı bir öncesi var, bunun bir karması var. Tabii. Aslında o bir kilit taşı. Yani hani diyemezsin karmada ki kardeşim sen daha önce karmik olarak böyle böyle yapmışsın bu hayatta. Şimdi çünkü şöyle de bir şey var. Biz sadece bu hayatımızı biliyoruz. Ben sadece billur olmayı biliyorum. Bundan önceki Ahmet'i Mehmet'i ya da bundan sonraki Ayşe'yi Fatma'yı bilmiyorum ki. Etki tepki yasası işte. Tabii geçmişteki biraz tedavi davranışı etmek de gerekiyor. Sadece sen bunu yaptın, o yüzden bunu yaşıyorsun ya, o da deyip olma bırakma. Ya bir de onu da bilemezsin bozma aslında, düşünsen. Ne kötü insanmışım. Tam da bilemezsin de şimdi zaten bence onu. Şimdi bu yıl ben onu kendi sınıflarımda başka bir şey yapıyorum. Bu yıl biraz da aslında ben karmik astrolojide ilişkiler, yani sinastri kısmı vardır. Ama ben sinastri kısımlarını her zaman sınıflarıma daha böyle az öğrettim. Hı hı. Daha az öğrettim. Daha işin ruhsallığına. Bu yıl ikinci sınıfta bir ay, üçüncü sınıfta üç ay olmak üzere sinastriye daha çok önem vereceğim. Hı. Neden sinastriye daha çok önem vereceğim? Çünkü geçen haftalar içinde yaşadığım bir durum. Hı. Yani öğrenci arkadaşlarımız, yani artık hoca ve astrolog olmuş olan arkadaşlarımız da yaşıyorlar. Bir hanımefendi XYZ ismi lazım değil. Doğum haritasında iki ayrı kişiye baktırıyor Zeyno. Oluyor bunlardan, oluyor mu? Çok olur bize. Çok olur. Bunlardan birinde şöyle bir şey. Direkt rahat konuşuyorum. Birinde görünen haritada şu. Bol yemek, iyi seks, bol gezi, bol dayak var. Dayak. Bol dayak. Adam böyle bir karakter. Yani bir şeyler var ama bedeli ağır. Ha. Bedeli al. Öbür tarafa bakıyorsun. Büyük saygı var. Tanrıça gibi sevilmek var. Kötü seks, ortalama yemek, az gezi var. Şimdi bunlardan hangisini tercih edeceksin? Bu senin işte kaderini değiştirir. İkinciyi tercih edeceksin. Bol yemek için dayak mı yenir? Bol seks, bol yemek, para için dayak yiyen de var. Seçiyor. O zaman işte o Merkür. Bir insan Merkür'ü kadar düşünüyor. Senin Merkür'ün doğru düzgün. Terazi düşünebiliyorsun ama o Merkür. Ama burada bazı bir sıkıntı varsa, bir örnek, bir şey de söylemek istiyorum. Bazı şeyler hakikaten oryantal ve oksidental haritalar var. Öğrenciler öğrettiğimiz. Bazı şeyler gerçekten yaşanması gerektiği için ve o kader öbürünü dediğimiz var diyorsun ya, zaten direkt ona yönleniyor. O veya bu sebepten. O onu seçiyor zaten. Evet. Yani bazı şeyler evet seçim. Mantıklı düşünüp karar tabii verebildiğin aşamalar var ama bazen kendinin bile nasıl olduğunu anlamadığın yöne çekiliyorsun. Kendini i̇şte öldürecek o kader adamı seçiyor. Neticede aynen yani. Demek ki çünkü bunlar ölmesi sözleşme. Biliyorsun. Of, hayat da acayip ya. Her şey sözleşme. Ha? Hayat çok acayip. Çok şimdi karışık bir şey. Şimdi bir de Merkür'ün gerçekten bu 11 Kasım'da, 1 Kasım'dan itibaren kaçına kadar, 20 Kasım'a kadar devam edecek olan bir retrosu var. O 1 Kasım etkisi 27 Ekim'den itibaren gölgesi mölgesi. Şimdi bu ama ciddi bir Merkür retrosu. Çünkü evet, Merkür tutulumu bu. Tutulma ne zaman?
11 Kasım'da. Ha, o da Kasım'da. Okey, şimdi Zeynep'e dönebilir miyim ben şöyle? Bak, Türkiye saati 12.35'te başlıyor. 5,5 saat sürüyor tutulma. Tutulma direkt Latin Amerika üzerinde. Etkili. Yani Latin Amerika üzerinde ama Türkiye'yi de etkiliyor. Yani dünyadan görüldüğü ana yer Latin Amerika ve Afrika ve Türkiye'yi de etkiliyor. Evet Zeyna, söz senin. Evet, şimdi anlat bakalım bize. Tutulmalar bildiğimiz gibi çok zaten bir enerjinin açığa çıkması, bir bombanın patlaması gibi düşünün. Nasıl ki güneş ve ay tutulmaları hayatımızda önemli başlangıçların, bitişlerin ve önemli dönemlerin habercisi ise Merkür ve Venüs tutulmaları da var. Dolayısıyla bizim önümüzde de bir Merkür tutulması var ve dolayısıyla retro. Şimdi nasıl olacak? Merkür retrosunu birçoğumuz artık biliyoruz. Her yerde duyuluyor artık. Halkın. Ama sen böyle bir kısa anlatır mısın? Çünkü biz Merkür tabii retrosu demeyi biliyoruz da Merkür retrosunda Merkür geri gitmediğine göre ne oluyor? Yani hiçbir gezegen kalkıp geri gitmiyor herhalde, değil mi? Evet, yani gezegenler bize geri harekete geri gidiyorlarmış gibi gözükürler ama aslında böyle bir şey yok. Dünyaya çok fazla yaklaşırlar. Dolayısıyla tutulma zamanında da Merkür Dünya'ya çok yakın olacak. Merkür Güneş'le Dünya'nın arasına girecek. Peki evet. Merkür tutulmalarında hep retroda mı tutuluyor? Evet. İllaki retro mu olması? Yani evet. Dünya'ya da çok yakın olması evet gerekiyor. Evet. Çünkü demin Oğuzhan demişti ki genelde o şey yapar. Hiçbir zaman böyle güneşin önünden evet yani geçmez mi? Ne dedin? Arkasından nadir geçer. Geçer. İşte bu mesela klasik astrologlarla biz karma astrologlara arada bir kapışırız. Biz bu kapışmamızın sebebi şudur. Onlar klasik sistem, biraz Arap astrolojisinin etkisi altındadır onlar. Orta çağ tekniği deriz biz ona. Onlar derler ki işte güneş ile tam dereceye geldiğinde bazen ileride bazen retroda güneşin kalbinde derler. O değildir işte. Venüs ve Merkür eski bilgiler, eski astrologlar aslında bu tutulmaları Merkür güneşin kalbinde, Venüs güneşin kalbinde demişler. Hmm. Evet. Ama o yüzyıllar içinde işte değişmiş. Yani bunun tutulmaları bir süre sonra takip etmeyi bırakmışlar. En son 20 yıldan beri tutulmuştu Merkür. 4 mü? 2016 Mayıs. Mayıs. Ne olacak peki? İletişimimiz iyice mi bozulacak? Aletlerimiz yerlere çok düşük, kırılıp falan. Tabii bir klasik bir Merkür retrosunun 6 katı etki gösterecek. Oh. Evet. Yani ben mesela hissetmem hiç Merkür retrolarını. Niye bilmiyorum. Hani hı-hı bana daha hiç bugüne kadar ne bir aletin bozuldu ne bir şey. Hı-hı. Ama Buğra hisseder. Hı-hı. Hani işte aletler bozulur, bir şeyler çalışmaz, bir şeyler aksi evet gider bilmem ne. Ha bir kere hissettim. O da Merkür retrosunda başlayan bir dizide oynuyordum. Oğuzhan bana dedi ki 6 bölüm gider dedi. Tam 6 bölüm gittiydi dizi. Yaz dizisiydi. Ona tam dedim ha 6 bölümde bittiydi. O kadar yani. Evet. Şimdi bunda 6 kat diyorsun. Evet. Yani ne olacak çok ciddi yani bir şey ama 6 kat. Evet. Serap Hanım anlatacak. Çok ciddi kat yani. Evet, çok, çok özel ciddi bir durum var. Bir kere Merkür retrosunda klasik kaçındığımız her şey tutulma için de geçerli. Sözleşme yapmaktan kaçınacağız. Ya 6 kat diyorsun bir de yeni zaten. Yeni gelişimler yapmaktan kaçınacağız. Pek çok elektronik aleti etkileyecek. İletişimi, her türlü iletişimi etkileyecek ve Akrep Burcu'nda yapıyor. Çok derin. Çok aslında sezgilerimizin de artacağı, içsel dünyamıza döneceğimiz. Akrep Burcu çok ilginç belki bir burçtur. Belki bize yarar biri bu retro tutulma. Sana yarar. Akrebi bilmem mi? Ha, sana doğru yarar. Venüs'ün retro ya, onun üzerinde. Şimdi yani hepimizin haritalarında bir Merkür var. Hepimizin hayatı algılayış şekli farklı ama Merkür su gruplarında çok derindir. İyi açılarında çok sezgiseldir ve Akrep çok özel bir burçtur. Akrebin 3 formu vardır. Bunlar Akrep Akrep dediğimiz, Yılan Akrep dediğimiz ve Kartal Akrep dediğimiz Akrep Burcu içinde 3 formu oluşturur. Tabii. Şimdi Akrep Burcu'nda Merkür tutulması bize aslında hani gökyüzünde olan bir şey yeryüzüne tezahür ediyor. Demek ki Merkür Akrep tutulması yeryüzünde bize bir şeyleri tezahür ettirecek. Peki neyi tezahür ettirecek? Akrep konularını tezahür ettirecek. Akrebin bu 3 formunu da aslında hayatlarımızda hissedeceğiz ve yaşayacağız. Ve ben her zaman dışarıda aramaktan önce içeride aramayı daha doğru bulurum bu Akrep tutulmalarında. Neden? Çünkü yılan akrep misin? Yani kendine bak ilk önce. Yılan akrep misin? Yani yılan ne yapar? Sokar.
Nasıl davranıyorsun? İnsanlarla iletişimin nasıl? Dürtülerin? Bunlara dikkat et. Kartal akrep misin? Kartal zümrüde anka. Küllerinden yeniden doğacağın bir dönem aslında. Tabii. Peki yılan akrep misin? Yılan hem zehirdir hem panzehir. Hmm. Şifayı bulacağı dönemde aslında bazı insanların bu. Mesela, akrep akrep? Akrep akrep sokan. Ha o iyi sokan. Daha zarar veren, daha zarar verici. Dolayısıyla bu üç formu da yeryüzünde tezahür ettirecek bir dönem. 11'inde tutulma olacak. Dolayısıyla bunun 2 gün öncesi, 2 gün sonrası özellikle çok yoğun etkilerin yaşanacağı dönem. 1 ay sonrası. 1 ay sonrası da aynı şekilde çünkü bir tutulma. Fakat tabii ki Merkür retrosu 27 derecede başlıyor. Değil şimdi, mi? Evet, yanlış hatırlamıyorsam. Tabii oralarda başlıyor ama tam tutulma çok ilginç bir yerde Zeynep. Zuban el Şamali'de. Şimdi ondan bahsedecektim yani ben de. Yani yılan sınırında. Hmm. Evet. Yani akrep burcunda, şimdi küçük bir detay anlatayım, izin verir misiniz? Tabii. Mesela bu işte geçen gün Facebook'taki bir videoda da yayınladım. Şimdi kişilerde bir 13. burç takıntısı olmuş durumda. Nasıl 13. burç? Yani yaklaşık olarak 12'yi hatmettim. Yani 48 yaşındayım. 28 yıldan beri bu işle uğraşıyorum. Bıktım ben yani. Yoruldum ben bu işten. Şöyle arkadaşlar bakın. Çevrenizde bu 13. burç varmış falan diyen arkadaşlara şöyle söyleyin. Göksel olarak Kuzey Yarımküre'de 78 takım olarak yani göksel hafızamızda 78 takım yıldız var. Bu 78 takım yıldızda 784 büyük yıldız var. Yani büyük 784 yıldız bu 78 takım yıldızı oluşturuyor. Bu 78'in 12 tanesi burçları oluşturuyor. Yani ekliptikteki 12 tanesi burçları oluşturuyor. Aslında ekliptikte baktığımızda üst alt paralellere de baktığımızda 78 tane yani 13. burç değil ben size 76. burcu da söyledim. Bunun anlamı 12 ana burcun altında 66 alt sembolik dağ var. Bu 12 burcun altındaki 66 ana sembolikle beraber etraftaki vaidat ve matrix 784 ana takım ana sabitle beraber iyicen ortaya çıkıyor. Milyonlarca sabit yıldız içinde de değil bir matrix değil bir sistem oluşmuş. Bunu yaratan akrebis Allah logos veya God diyoruz. Yani bildiğimiz şu. 12 tane ana burcun iyi anlamını biliyoruz. 66 alt sembolün ki karma astrolojisi bunları çok iyi bilir 66 alt sembolik ama öğrencilerin çoğu diyor ki Oğuzhan Hoca bunları neden öğretmiyorsun? Çünkü bunlar online'da öğretilecek işler değil. Ha. Şimdi işte orada kartalı akrebin 3 alt sembolü var. Bunlardan biri akrep, akrep akrep. Yılan. Yılan. Ve üçüncüsü kartal. Ve burada Zuban el Şamali yıldızı. Yani direkt kartal ile yılanın çizgisinde evet, sınırında. Sınırında bir tutulmaya sebebiyet veriyor ve Unukai'dan geliyor. Yani kartaldan geliyor. Unukai yıldızından Zuban el Şamali'ye doğru giderken tam el Şamali üzerinde tuturuyor. Ve buradan sonra this is showtime. Diyorsun. Diyorsun. Zuban el Şamali çok ilginç bir yıldız. Aslında şanssızlıkların içindeki şans gibi bir yıldız evet. Ve aslında Zuban grubunun iyicil diyebileceğimiz bir yıldız yıldızı. Ben bunu tırtılın kozadan çıkıp kelebeğe dönüşmesi gibi yorumluyorum bu yılandan kartala geçiş döneminde. Dolayısıyla tıpla ilgili bir yıldız daha çok. Merkür retro akrep döneminde tıpla ilgili yeni buluşların olabileceğini düşünüyorum bu konuda. Tam 19 derece evet olur. Yani çok ciddi tıpla ilgili buluşlar olur. Ne kadar sürecek? Ha retro ne kadar sürüyor? 20 gün falan dedin değil mi? Evet. Bu tutulmanın etkisi ne kadar? Bu tutulmanın etkisi bir ayı kapsayacak bir süreç. Bir ayı kapsıyor ana banttan ama bir sonraki tutulma 3,5 yıl sonra 3,5 yıl boyunca da yani ana banttan alttan ilk bir alttan ay alttan etki alttan gösteriyor. Yani zayıf da olsa zaman zaman yaşayacağız bunları. Şimdi Zuban el Şamali iyi bir yıldız gibi görünse de aslında şimdi orası yılan. Tabii Unukai yıldızı var yani Unukai yıldızından Şamari'ye geliyor. Şamari'den Genubi'ye geliyor. Şimdi burada Genubi var. Zuban el Şamali, Zuban el Genubi, Zuban el Akrabi, Kabi, orada bir Zuban grubu var yani. Hepsi yılan.
Biz oraya yılan grubu diyoruz. Yani onları şöyle söyleyeyim. Biri anakonda, biri mercan yılanı, biri engenek yılanı, biri ıvır zıvır. Gerçekten böyle. Yani her birinin bir yılanla da anlamı var onların. Şamali fonda. Dediğin şimal kuzey mi demek? Cenup'ta evet, güney evet, demek. Evet, cenup. Ben çocukken evet, şimalle cenup denirdi. Şimal yani evet. Bravo şimal yıldızı kuzeydir denilen. O. Bak, kuzeydir evet. Biliyor musun? Cenup'ta şeydir evet, güney. Evet, benim babam öyle derdi. Evet, ben oradan evet, biliyorum. Bak yaşım meydana çıkacak demeyin. Benim babam 14 doğumluydu. 1914. Süper. Onun işte için tayyare falan derdik aslında biz çocukken. Aslında şimal yıldızı. Şimal yıldızı denilen yani. Kuzey yıldızı. Kuzey yıldızı. Genubi de güney yıldızı. Güney, evet, kuzeyde olduğu için kısmen daha şanslı bir yıldız. Yani hayatta çok büyük zorluklar yaşatıyor insana bu yıldız ama bir yerden sonra güzellikleri de yaşatan, zorluklardan sonra gelen başarı anlamına geliyor aslında. Çok ciddi bir kanser hastalığının iyileşmesi. Büyük bir ekonomik iflastan sonra büyük bir yükseliş. Evet, yıkımlardan sonra gelen mutluluk gibi. Ve onun için... Ünlülük de veriyor. Yani şamali, şimal yani şimale uğraşmak, kuzeye uğraşmak en yüksekte olan yıldızlardan biri. Ama büyük yıkımlar, büyük acılardan sonra casuslukla ilgili bir yıldızdır. Evet. Casusluk James Bond 007 kalmadı gibi. Kalmadı be artık. Yani şeydir bu. Onun yerine başka işler almıştır. Aslında biraz Zeyno Akrepser böyle para piyasalarında bir karışıklık olabilir mi? Ne dersin biraz? Kesinlikle. Ben de öyle olacağını düşünüyorum. Özellikle 14 Kasım gibi Zubenel Genubi'ye geçiyor. Zubenel Genubi güneyde, güney aksında, Genup. Güney yıldızı. Bundan dolayı da daha şanssız ve biraz belalı bir yıldız. Çocuk tacizlerine dikkat etmek gerekiyor. Bu yıl, bu din suçlarına, özellikle dini yerlerde olan çocuk tacizleri artabilir. Kadınlara olan şiddet artabilir. Ve akciğerle ilgilidir aynı zamanda bu dönem. Akciğerle ilgili hastalıklar baş gösterebilir. Kanserlerin nüksettiği dönemler olabilir bugünler. Hırsızlıklara çok dikkat etmek lazım. Özellikle Merkür de işin içine girdiği için mesela internet bankacılığı, bankadaki paralar, bankalarla ilgili, parayla ilgili hırsızlıklar. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Ne yapalım? Bankamızı bankadaki paramızı alıp yastık altına güvenli, atıp bu güvenli, sefer eve hırsız girer. Yani işte güvenli yerlerde tutmak gerekiyor. Öyle yapmamak, riske girmemek gerekiyor parayla ilgili. Güvenli yerde tutmak gerekiyor ama bunun bir özelliği var. Yani bu 26 Ekim'den itibaren, 27 Ekim'den itibaren bu şamalik tutulma. Ben buna şimal tutulması diyelim. Aslında bunun ismi şimal tutulması olsun. Kuzey tutulması. Şimal yıldızı. Buğra. Kuzey tutulması. Burada Zubenel Şemali'den çok iyi doktorlar ve sağlık çalışanları çıkar. Haritada. Şimal tutulması diyelim buna. Haritalarında Zubenel Şemali olanlar. Evet, çok iyi sağlıkçılar. Çok başarılı. Esen bir anestezi ve reanimasyon teknikerisi. Sende var mı? Benim emsiyim Zubenel Şemali ve Unukayı Ohat. Evet, yani Unukayı ve şimdi bakın ölümle alakalı. Zeyno'nun mesleği anestezi ve reanimasyon. Yani kısacası şu. Zeyno'dan sonra imam var. Yani Zeyno'yu çok severiz değil mi? Zeyno'dan sonra imam ben şöyle var. Bakıyorum. Benim haritada MC'm yani tepe noktam aslında kariyeri de temsil eden noktamız ve kaderi temsil eden noktamızda akrep olduğu için benim hayatım akrep sembolikleri üzerine çalışıyor. Nasıl ki ameliyathanede yer altında bir hastayı uyuttuğunuz zaman rüyalara dalıyor ve aslında bilinmez bir yere gidiyor ve ağrıyı kesiyor. Astroloji de bence ona çok benziyor. İnsanların ruhunun röntgenini görüp aslında yine tedavi olarak görüyorum ben bunu ruhumuza yaptığımız bir tedavi. Ben anesteziye bayılırım bu arada. Millet çok korkar ya. Çünkü ölüyorsun yani ölüyorsun aslında. Rüya da görmüyorsun öyle diyeyim sana. Aslında. O öyle bir karanlık ayılmaya yakın rüya olabiliyor. Ama yani inanılmaz bir dinlenme gibi geliyor bana. O kadar derin bir uyku ki büyük ihtimal. Evet. Oradan sonra ayıldığında 10 saat mi geçti, 10 dakika mı geçti, 20 gün mü geçti bilmiyorsun. Aslında ne kadar ilginç bir şey yani. Kesinlikle. Tamamen out. Yani, ama korkarım da anestezistlerden hep.
Bana bak iyi yapar. Eskiden böyle kombinasyonlar vardı. Sen daha iyi bilirsin. Ve bir belgesel seyretmiştim. Vücudu felç olup beynini uyutmayı, bir ilacı vermeyi unutuyorlar mesela ameliyatta. Evet, kas gevşetici vermişlerdi. Her şeyi hissediyor ama gözünü bile kımıldatamadığı için herif orada yani bir hem acıyı duyuyor hem çıldıracak raddelere geliyor filan. O beni çok korkutmuştu. O belgeselden sonra hayatımda ameliyat olmam dedim. Bir süre sonrası oldum tabii ki. Genelde yaşanmayan bir durum. Yok, çok nadir. Ama bununla ilgili bir belgesel var. Çoğunlukla bu Amerika'da falan bayağı bir yapı. Şimdi artık daha güvenliymiş ilaçlar zaten. Aslında Zeynep. Yani 14 Kasım gününe. Aslında biz şimdi Eylül'ü çekiyorduk biliyorsun bugün. Yani ta geldik Kasımlara ama evet. Bu insanların önceden şey yapması gereken yani tabii biraz yani tedbir alması gereken. Merkür retrosu dönemi gelmeden, Merkür tutulması gelmeden bazı işlerimizi ne halledelim. Ne yapalım işte Eylül'de mesela ne yapalım sen mesela onu söyle. Mesela nişanlanacaklar, evlenecekler bu ayı seçmesin. Kasım ayını çoğunlukla seçmesin. İş kurmak bunları, için, uzak durun. İş kurmak için, taşınmak için, yeni bir projeye başlamak için, yeni bir elektronik alet almak için, ameliyat olmak için, her türlü önemli hayatımızda belki bir kere olacak veya bizim için çok önemli olacak günleri Kasım'dan önce almaya peki, çalışalım. Peki diyelim bir dizi anlaşması yaptım. Ben Kasım'da başlayacak ama anlaşmayı Ekim'in başında yaptım ya da Eylül'de. Okey mi o zaman? Çünkü hani dersiniz ya önceden yapılan bir anlaşma veya konuşulmuş karar bir işe bir şey olmaz imza diye. İmza anı önemli. Ha. İmza anı önemli ama gene de o gün ilk bölümü çekiliyorsa kaderi ona öyle göre şekilleniyor. Yani bazı şeyler de kader bile bitmesi gereken doğru bitiyor olması gerek. Çünkü hepsi bizim için bir tecrübe. Tabii hepimiz hayatımızda de. Olumsuz birçok şey yaşıyoruz. Bir bakıyoruz bugün evlenmişim, bugün şunu yapmışım bugün ama ona ihtiyacımız vardı. Evet doğru söylüyorsun. O yüzden bazı şeyler zaten de böyle. Zaten ona ihtiyacı olan gidip bir astroloğa danışmıyor mesela. Tabii. Hani öyle kısmet oluyor onun şey. Kısmet denen şey var ya o kısmetten öteye evet. Yok. Çünkü ben mesela uyarıyorum bazen insanları aman işte danışın filan. Mesela inanmıyor, danışmıyor, öyle. İtibar etmiyor. Çünkü danışan zaten gerekiyor. Doğru. Çünkü onu yaşaması gerekiyor. Zaten sen kesinlikle. İstesen de olmuyor. Bak zorlasan da olmuyor kesinlikle, aslında. Kesinlikle. Onun için de. Olması gereken ama oluyor. Eylül'de diyorsun derslerimiz başlıyor. Evet. Çok özür dilerim. Tabii tabii. Şuna dikkat etmemiz gerekiyor. 17 Kasım günü özellikle Akrux yıldızı üzerinde olacak evet. Merkür. Akrux yıldızı aslında soyut şeyleri somuta çevirmekle ilgili bir yıldızdır. Dolayısıyla araştırmalara, şimdi Merkür retro akrep çok derindir. Araştırmalara o gün başlanabilir mesela. Bir konuyu araştırmaya, mesela bir kitap yazacaksın, onunla ilgili bir şey araştırmaya başlıyorsun. Araştırmalar için çok önemli bir gün. Ve o dönemde şunu hep akla getirmek lazım. Söz büyüdür. Akrux yıldızının böyle bir özelliği vardır. Yani soyut olan somuta döner. O yüzden neye niyet ettiğinize bu dönemde, bu Merkür retrosu döneminde ne istediğinize çok dikkat edin. Şimdiden planlasınlar işte. Gerçeğe dönüşür çünkü. Birazcık dünyevi değerlerle alakalı bir yıldızdır. Ama Merkür işin içine girdiği için Merkür retro akrep aslında kendine derinleşmeye, dünyevi şeylerden ruhani şeylere akış konusunda biraz daha insanlar kendini eğitmeli bu dönemde. Bir de ağzından çıkacak söze de dikkat etmeli büyük çok, ihtimal. Çünkü evet. İstemeden de olsa bir şey yapabilir, yanlış bir şey söyleyebilir. Evet, çünkü Merkür su gruplarındayken iç dünyaya yönelmek için çok şimdi müsaittir. Bu Kasım'da olduğu için mi akrep diyorsunuz akrep, yani? Tabii. Hangi ayda olursa o ayın burcunda mı? Her olur? Zaman öyle olmuyor ama bu sefer öyle oldu. Yalnızca tabii bu Eylül ayının videosu. Eylül ayında bunu çekmemizin sebebi şu an önlem alabilirler. Çünkü şu an... Tabii Kasım'da çeksek bir anlamı olmayacak. Kasım'da bir de zaten Zeyno Hanım dediler şeyi var, sınıfı hiçbir var. Hiçbir anlamı yok. Çünkü şey var yani şu an mesela Eylül ayında çok güçlü bir ne var? Merkür Başak var. Yani şu anda Kasım'da mesela diyelim ki bir iş adamısın sen. Tüccarsın. Ve o Merkür retrosunun o Kasım ayında mesela Kasım ayına ödeyeceğin çeklerin var. Veya işte para bekliyorsun. Bil ki gelmeyecek. Bil ki o çeklerin çoğunu ödeyemeyeceksin. Kasım tarihli hissediyorsun. Yani şimdi bunlara dikkat etmek lazım. Zührevi hastalıklara çok dikkat.
Artı zührevi hastalıkların çok açığa çıkacağı bir dönemdir. Aslında çocuk pornosu, pornografi, yani şimdi söylemek istemiyorum. Tabii Kasım iğrenç, özellikle şimdi o Genubi. O Genubi denilen yıldız iğrençtir. Ama bu dönemde karşınıza çıkan her olayın sizi iç dünyanıza götürdüğünü bilin. Yani bundan dedik ya, akrep akrep, yılan akrep, kartal, bundan bir şifa çıkaracağınız bir dönemde. Bir şey olmuyorsa iyidir. Çocuklarını korusunlar. Çocuklarınızı koruyun, kendinizi de koruyun. Yani olaylara genç çok da fazla korun. Hani üzülmektense o dönemde çok? Eğer bir şey olmuyorsa onun iyi olduğunu bilin. Sizin iyiliğinizedir o şeyin orada olmaması. Çünkü öyle sabit yıldızlar var ki o dönemde. Ama onu sonra anlıyor insan işte. Yani evet, yıllar sonra da anlayabiliyorsun. O anda olmayınca belki sinir krizi geçiriyorsun. Mutlaka. Ağlıyorsun, zırlıyorsun, isyan ediyorsun, o bu şu. Ama bu çok önemli bir bilgi yani. Bilin ki hani sonu iyi olacak. Evet. Bunun sizin çünkü lehiniz olacak. Oradaki tüm yıldızlar... Sabit gerçekten yıldızlar çok önemli çünkü Merkür Retro'da o hattı tarayacak. Yılanı. Dolayısıyla bize hem şifayı gösterecek, hem acıyı, hem ölümleri, hem tedavileri, insanlar arası ilişkinin derinliklerini, kendi karanlığınızı görebileceğiniz bir dönem. Peki şimdi mesela bunu duyduktan sonra haritasına baktırmak istese insanlar kendi haritalarında bunun nasıl tezahür edeceğini öğrenebilirler mi? Evet. Tabii öğrenebilirler. Tabii ki. Akrep burcu özellikle haritanızda hangi noktaya düşüyorsa, kaçıncı ev, hangi evinize düşüyorsa, çünkü evler hayat alanları, o sahnede yaşayacaksınızdır bunun tezahürünü. Hmm. Mesela ikinci evinize böyle bir Merkür tutulması geliyor. Geliyorsa demek ki maddi anlamda ve parasal anlamda çok dikkat etmeniz gerekiyor. İşte üçüncü evse kardeşleriniz, seyahatleriniz diyebiliriz gibi sahnelerde. Burcu akrep olanlar için. Burcu akrep olanlar için çok önemli bir dönem. Onlar direkt olarak bu etkiyi alıyor. Kişisel haritalara göre tabii ki değişir. Güneşinin yaptığı açılara göre değişir ama akrepleri özellikle etkileyen bir dönem. Konuşmalarına, imzalarına, yaptığı işlere ekstra dikkat etmeleri gerekiyor akreplerin. Demek Kasım'da başlatmıyoruz şimdi, o sancının takım işleri. Evet. Şöyle bir şey daha var. Tabii ki akrep, Türkiye'nin burcu da akrep. Hı hı. Yani bu Türkiye'yi de etkiliyor. 27 Ekim dediğimiz 29 tabii. Ekim'de Türkiye'nin solar literörüne ve Türkiye'nin de çok önemli gezegen aksilerine düşüyor. Şimdi bu Türkiye'nin o kadar büyük önemli gezegen aksilerine düşüyor ki bu halkın zaman zaman daha yorulacağı, ekonominin yavaşlayacağı, yani ekonomik olarak mesela Kasım ayı çok önemli arkadaşlar. Yani şu an dolar düşmüş, euro düşmüş, biraz iyi gidiyor gibi görünüyor ama Ekim sonundan itibaren kaptanın ekonomiyi doğru yönetmesi gerekir. Aman Allah'ım, eğer orada doğru yönetemezse Şubat'ta gümleriz. Yani evet, bu ama karesinde. Bu Şubat'tan önce de belli olmaz. Yani o Ekim-Kasım'da vereceği sinyaller, o ekonomi nasıl yönetiliyor bakarım. Ocak başında ne olacak? Ben iyi olacağını zannetmiyorum. Yani çok tecrübeli bir kaptan bu kadar kayarı bize atlatabilir. Şubat başında patladır Şubat-Mart. Çünkü bu gezegen ciddi olarak yani astrolojiye inanmıyorum, inanıyorum. Senin inanıp inanmamanla alakalı değil. Biraz kitap oku derim ben o arkadaşlara. Çünkü Merkür neden önemli biliyor musunuz? Merkür aslında bir gezegen diyoruz ama Merkür çok garip bir yapı. Zihindir Merkür. Zihin ama bir de astronomik ve jeolojik olarak Merkür'ü incelediğimizde Merkür Güneş'e çok yakın olduğu için aslında büyük bir gezegenmiş. Muhtemelen dünyadan daha büyük bir gezegenmiş. Erimiş. Dünyadan çok daha büyük bir gezegen. Ama mesela Venüs Merkür'den daha sıcakmış ikinci gezegen olduğu atmosferi, halde. Karbondioksitten kaynaklanan atmosferi ve sera etkisinden dolayı bir de bir darbe almış. Kendi etrafındaki dönüş hızı, Güneş'in etrafındaki dönüş hızına göre daha yavaş. Çok yavaş dönüyor. Bundan dolayı da kendisini soğutamıyor. Hareket edemiyor. Rüzgar yapamıyor diyorum. Uzayda rüzgar yapamıyor kendisine. Isınıyor. Şimdi, Neptün gibi değil. Şimdi Merkür muhtemelen çok büyük bir gezegendi. Güneş'e çok yakın olduğu için dış kabuk erimiş. Dış kabuk erimiş. Merkür'de bir çekirdek var arkadaşlar. Evet. 15 yıl önce keşfettiler. Dünyanın çekirdeğini bilmem kaç katı. Hadi ya. Dev bir çekirdek. Aslında orada Merkür gezegeni dediğiniz şey dev bir çekirdek demir top. Dev bir demir bilye. Etrafında da işte bir makyaj yapılmış. Etrafında bir basit bir kayaş tabakası var. Onun için dev bir metal o.
Değil bir mıknatıs. Bu sebepten dolayı Merkür'ün o retrosu elektronik eşyaları bozuyor. Yani bu gerçekten bir bilimdir. Yani uyduralla ilgili gerçekten sorunlar. Çünkü neden basit bir şey var? Manyetizması var. Güneşten dünyaya ne geliyor? Işık geliyor. Merkür değil mıknatıs onu çekiyor kendisine. Tabii dünyaya da retrolarda en çok yaklaştığı zaman diyorsun. Bize yaklaşınca etkileniyoruz büyük ihtimal. Bir de oturtulacak düşün. Şimdi bir de oturtulacak. O dünyaya daha da yakın. Yani mıknatısı ağzının içine sokmuşsun. Eskiden mıknatıs televizyon kadardı. Şimdi ağzının içinde. Şimdi peki, aradaki farkı düşün. Telefonla bilgisayara yaklaşınca eskiden parazitleniyoruz. Bu arada çoğumuzun 27'sinden ite o Kasım'ın o ilk haftası falan kafa parazitli olacak yani arkadaşlar. Doğum dikkat günümü edin ben yani. Parazitli geçireceğim Zeynep ona göre. Bütün benim parazitli geçireceğim. Şimdi ben Zeynep'ciğim Merkür'ün akrebini aslında hiç sevmem. Yılan akrebini hiç sevmem. Yani kantarını severim de o 20-30 arasını. Yılanını neden sevmem Merkür'de? Çünkü yılan dilli olur. Yılan dillinin anlamı nedir? Çatal dildir dedik. Şimdi bu akrep mi, yılan mı, kartal mı? Bu nasıl anlaşılıyor akrep i̇lk burçlarında? İlk 0-10. 0-10 akrep akreptir. 10 derece ayın kaçında akrep şey yapıyor? O en son artık çıkışa yakın. Zaten hatırladığım kadarıyla derece, 11 dereceden 19. Sonra zaten retrodan çıkıyor. Yani tabii 12 Kasım'da 20 Kasım arası kartal. Şöyle bakmak lazım. Kaçı olur? Yaklaşık olarak 30 31 Ekim'e kadar olan yani 21-31 Ekim arası akrep, geriye kalan kısmı yılan. Ama bence akrebin en tehlikeli kısmıdır yılan. Ben yılanım o zaman. Uzak dur. Ama senin yılan. Şimdi şöyle şimdiden uyarıyorum seni. Yılan. Yılanların da iyisi var, kötüsü var. Şimdi yılan ben dedi. Zehirsiz yılan. Senin yılanların salağından yok muydu? Sen, bak evet, sen yılan burcuyla alakalısın ve senin yılanların var gençliğinde. Serpent. Mesela ben yılanları severim ayrıca bana tabii. Yani zaten bütün hayvanları severim de yani. Aslında sen yılan yılanlığını yapıyor çünkü şimdi yılan gibi filan hani vardır ya böyle şeyler. İnsanlara bir takım şeyler takıyoruz, lakaplar veya bir şeylere benzetiyoruz. Yani biz hepsiyiz aslında, o hayvanların bir kötülüğü yok ki, yılandır o filan. Ne demek? Yılan sana ne yaptı ki hayatında, sen bir insanı yılana benzetiyorsun? Hepsinden biraz yılan yılanlığını yapıyor. Bunu çözebilmek zehiri panzehire dönüştürmek. Aslında hayatın amacı bu değil mi? Hepimiz bunun için dönüşmüyor muyuz? İşte Merkür retro akrep bize bu Merkür tutulması gerçekten pek çoğunumuza ağzımızın payını verecek. Pek çoğumuza büyük güzellikler de verecek ama bu şunu düşünmemek lazım. Yani Merkür'ün o akrep tutulumu bir kısmı insanlara da müthiş şeyler yaratacak. Kötü şey diye bir şey. Özellikle 17 Kasım günleri, 17-18 Kasım günleri Akrux yıldızıyla alakalı olduğu için bu gizli şeylerin ortaya çıkmasıyla alakalıdır. Bu dönemde neler çıkar yani ortaya? Gizli saklı olan her şey. Watergate skandalı gibi skandallar. O zaman mesela Merkür retrosu muymuş, şey miymiş? Watergate skandalı gibi veya Vladimir Putin'in işte aslında Trump'la birlikte çalıştı. Bir de şunu hiç düşünelim. Umayacağın şeyler yıldızlar çıkar. Neden bunları yapıyor? Neden insanlığa bu tür tezahürleri yolluyor? Bakıyor ki insanlık çünkü kıçını kımıldatmıyor ya da işte rahata alışıyor, tembellik yapıyor, ahlaksızlık yapıyor. Yani insanlık hani adam değil ki işte buranın diyorum Oğuzhan'ın dediği gibi niye diyor kuzey ülkelerini daha az etkiliyor? Çünkü adam sistemini kurmuş dürüst ve düzgün yaşıyor. Değil mi? Yani, çöpten enerji üretiyor, dünyayı kirletmiyor, ağaç kesmiyor neyse yani bir de doğaya da saygılı davranıyor filan. O zaman onların hayatında çok büyük facialar olmuyor. Ama bizim gibi umarsız insanların ülkelerinde değer vermeyen, hiçbir şeyin değerini bilmeyen, bilmem ne işte aymaz insanların ülkesinde. Şimdi bana kızacaklar yine ama kızmayın. Çünkü sonuçtan işte belli ne olduğumuz. Kişisel olarak da yargılamadan gördüğünden feyz alıp yanlışı görüyorsanız da yanlıştan doğruyu bulmak için. Kendini bilmek için bunların hepsi aslında. Vallahi ben şey söyleyeyim. Kuzey Kutup Dairesi'ni adam ehlileştirmiş Finlandiya'yı. Yani -20 derece, -30 derece ehlileşmiş. Şimdi yani adamlar mesela Afrika ile ilgili bir yıldızdır. Akrux yıldızı. Afrika'da mesela bir hastalığa çözüm bulunabilir o dönemde.
İnşallah. Afrika ve Latin Amerika ile alakalıdır. Ha. Ben şey söyleyeyim mesela, Arjantin ekonomisi çok kötüye gidiyordu ya. Arjantin ekonomisi mesela Zuban Erşamale, bir darbe marbe bir şeyler olacaktır Arjantin'de, ekonomi düzelecektir. Tam orada oluyor. Mesela bunun yanında Kolombiya'nın durumu berbat, Venezuela'nın durumu berbat. Bunlarla ilgili bir nefes alma olacaktır. Ama Şamari olduğu için yılan değişmek zorunda. Eskinin ölmesi, Shiva döngüsü. Yeninin tırtıldan gelmesi gerek. Tırtıldan kelebeğe. Ama acılarla. Ölmesi. Acısız olmuyor. Olsun da. Zaten her doğum acılı. Zeyno, bir şey söyleyeceğim. Bir insanı iyileştirmek için ameliyat ediyorsunuz. Ama acılı. Ama ameliyat ederken mesela damar yolu açıyorsun. Damar yolu açarken can acımıyor mu bedeni? Bayıldığı için acımıyor. Ama sen canlı canlı tabii yapsan. Şimdi kesiyorlar, biçiyorlar. Anestezinin etkisi geçiyor, ağır oluyor. Tabii İyileşmek işte. Bir acıdır. Yani biraz uyanık olmak lazım. Bu gezegen o kadar basit bir yer değil. Yani biraz büyük resimden bakmak lazım Matrix'e. Bu tutulma da önemli bir tutulma. Yani ayağı sağlam yere basarak baktığımızda şöyle yapmamız gerekiyor. Eylül ayından itibaren Kasım ayına birerek, yani Ağustos böceği ve karınca misali, dikkatli davranmamız gerekiyor. Bu tip akrepsel tutulmaların savaş çıkartıcı nitelikleri vardır anlık. Yani çünkü anlık savaşlar çıkabiliyor. Kısa sürede oluyor. Bombalı patlamalar oluyor, terör olayları oluyor. Mesela bu tip tutulmalarda şeyler patlar. İşte çöp merkezleri patlar. Çöplükler metan patlar. Gazından. Metan gazından. Maden kazaları olur bu tip döngülerde. Dünyada çünkü bunlar akrep, olacak. Tabii. Akrep, petrol. Plüto, yer altı. Petrokimya ile ilgili sorunlar olacak. Mafyozlar ortaya çıkacak. Hastalıklar olabilir. Evet. Şeye dikkat edin. Benim size bir tavsiyem var. Bu Eylül ayı için. Sağlığı uygun olan tüm arkadaşlarımız, tabii ki doktorlarınız eğer uygun görüyorsa, ilk önce grip aşısı olun, ciddidir. Arkasından da zatürre aşısı olun. Çünkü unukaye, alfeka hattı zatürre demektir. Belli bir yaş grubunun üstündeki herkese zatürre aşısı olmasını tavsiye ediyorum. Tabii akciğer hastalıklarıyla ilgili bir dönem bu. Evet, söyledim. Grip aşısı olun. Ekim sonu, Kasım'dan itibaren vitaminlerinizi bol bol alın. Bu yıl o grip virüslerimiz biraz sapıtacaklar. İşte o bize o göksel semur kim bilir ne çıkacak. Bu dinozor gribi mi geliyor? Ejderha gribi mi geliyor? Bir halt geliyor da bize bir yere kadar görüyoruz. Biri, senin seminerler ne oldu? Onu başka bir zaman konuşalım. Bu çok uzadı. Ben anlatırım onu insanlara. Tamam. Merak edin. Biraz sürpriz olsun. Sevgiler. Çok mersi Zeyno'cum. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Sevgiler. Görüşmek üzere.